Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin grubundaysa fiyat değişikliği beklenmiyor. Yurt dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulanacak. 4458 sayılı gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılarak, değeri 30 euroyu aşmayan eşya ile 1500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı. Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı dün küresel piyasalar gibi kripto paralarda da yaşanan tarihi satış baskısının ardından son 24 saatte %10'dan fazla artarak 55 bin doların üzerine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda öncelikli hedefin tek haneli rakamları görmek olduğunu vurgulayarak, "Enflasyonu düşürmekte çok kararlıyız, 2025 dezenflasyon yılı olacak," dedi. Yerli ayçiçeği tohumu alım yapan firmalara tahsis edilmek üzere yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği ithalatında tarife kontenjanı belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında %8 veya bunun karşılığı 400 bin ton, ham ayçiçeği yağı ithalatında %20 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P 500 endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve korku endeksi olarak da bilinen VIX endeksi, resesyon etkisiyle dün 65,7'ye çıkmasının ardından 38,50'ye geriledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK borcuna ilişkin belediyelerden yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz, dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz'da yıllık enflasyonun yüksek bazında etkisiyle tüm ana gruplarda düşüş sergilediğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tütün mamullerinin teşvik edilmesi ve özendirilmesinin önlenmesi ve kayıt dışı tütün mamulü ticaretiyle mücadeleye yönelik yeni tedbirler alındı. Nargilelik tütün mamulü paketlerine içeriğindeki tütün oranının yazılması zorunlu olacak. Bu zorunluluğun denetlenmesi amacıyla da gerekli altyapı hazırlıkları yürütülüyor. Yüksek fiyat artışlarıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında baş gösteren konut sıkıntısı artarak devam ediyor. Uzmanlar fahiş kiralara karşı her semte özel tavan ve taban fiyatların bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye'de elektrik tüketimi Temmuz'da sıcak havaların da etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre %9 artışla 34 milyar 225 milyon 819 bin kilowatt saat oldu. Haziran ayında da elektrik tüketiminde %15 artış gerçekleşmişti. Küresel piyasalar ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle görülen tarihi satış baskısının ardından tekrar toparlanma eğilimine girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı yazılı açıklamada yaklaşık 3,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar lira engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını aktardı.